yavaş. Canım, bir ben miyim? Ruhum, inşaat. Sen benim her şeyimsin. Gecenin karanlığında pusulamsın, sığınağımsın, kaderimsin, hayatımın anlamısın. Ve böyle olduğu için de bunları yazmak çok, 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 çok zor. Gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerimi. Sensizlik benim için ölüm. Ama seninle bir hayat imkansız savaş. Bütün gece ağladım. Bizim aşkımız bir ayrılık öyküsü oldu hep. Yosun tuttu gözlerimi. Kavuşmak istedikçe daha çok savrulduk. Yalnızlar pıhtığında sonunda yenildim. Bütün gece ağladım. Yenilgimi kabullenmekten başka çarem kalmadı. Dalgalar kucağımda yosun tuttu. Affet beni. Yalnızlar pıhtığında. Ayrılmalıyız bir tanem. Biz ne kadar bir arada olmak istesek de mümkün değil, olamayız. Bunu çok iyi biliyorum artık. Geceler bende. Aşkımız ikimize de verilmiş büyük bir cezaymış savaş. Bunu hak etmek için ne yaptık bilmiyorum. Ama uçup gitti. Artık anlıyorum ki ben bu cezaya mecburum. Yalnızlar rıhtım. Seni seviyorum. Bütün gece ağladım. Bu kelimelerin aynı anda bu kadar büyük bir mutluluk ve ızdırap verebileceğini asla bilemezdim. Yosun tuttu gözlerim. Yasemin. Yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Teşekkür ederim. Ben bir çocuklara seslenip geleyim. Tamam. Günaydın. Günaydın. Savaşı da bir uyandır. Tamam.
Savaş Ağam erkenden çıkmış sabah. Aa, nereye gitti ki? Gitti, ışığım gitti, karanlığım şimdi belirsiz. Gitti, gitti, arkadaşım gitti, yalnızım şimdi süresiz. Gitti, ışığım gitti, karanlığım şimdi belirsiz. Gitti, arkadaşım gitti, yalnızım şimdi süresiz. Dipsiz kuyulara düştüm, çığlığım karıştı geceye. Önce düşümde görmüştüm, diyemedim gerçek olur diye. Canım yanıyor, canım yanıyor, bir el verin gelin bana, içim kanıyor. İçim kanıyor, tutunmasan gelin yaramı. Canım yanıyor, canım yanıyor, bir el verin gelin bana. İçim kanıyor, içim kanıyor, tutunmasan gelin yaramı. Of Savaş, ne yapacağım sensiz? Canım yanıyor, bir el verin gelin bana. İçim kanıyor, içim kanıyor, tutunmasan gelin yarama. Oğlum canım. İçim kanıyor, içim kanıyor. Bir tane. Tutulmasın dedim yarama. Yasemin nerede Leyla Hanım? Bilmiyorum. Ömer'i alıp gitti oğlum. Nereye gitti? Girsene evladım. Girmeyeyim Leyla Hanım. Kaybedecek zamanım yok. Yasemin'le hemen konuşmam lazım. Nerede Yasemin? Bilmiyorum oğlum. Birkaç gün olmayacağım dedi bana sadece. Söylemedi nereye gittiğini. Thank you.
Hanım ağam beni istemişsin. Gel Kiraz, diyeceklerim var. Buyur. İsmail'e söyle, bu masayla koltuğu kalkacak yakında buradan. Komodinde, şurada. Bir ikili koltuk koyarız onların yerine. Olur hanım ağam. Bir de bu yatağı yenilemek lazım. Haber beklesin benden. Ha, elbise askısı lazım olacak bol bol. Bir de tuvalet masası aklında olsun İsmail'in. Badana da lazım tabii. İkili koltuk, yatak, askı, tuvalet masası, badana. Ne o Kiraz? Ne listesi yapıyorsun kızım? Hanım ağam istedi de. Hayırdır abla, ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum Fidan. Ne hazırlık? Allah Allah, bahar temizliği mi? Daha erken ama. Efendim dayı. Savaş, iyi misin oğlum? Neredesin? İyiyim dayı, ne oldu ki? Ne bileyim, sesin kötü geliyor. Sabah da erkenden çıkıp gitmişsin. Merak ettim seni. Dayı, ben seni sonra arasam olur mu? E peki madem. Savaş. Yaramaz bir şey yok değil mi? Emin misin? Yok dayı, merak etme. Sen bir söylesene bakayım bana, neredesin? Alo abi. Çiçek. Nasılsın kardeşim? Nasıl olayım abi? Fena değilim. Ancak dün nefes aldım biraz. Savaş söyledi, beni kaçıranlar bulunmuş. Evet, bulundu. Savaş anlatmıştır. Hepsi cezasını aldı, için rahat olsun. Onun için aradım ben de. Hem bir sesini duyayım. Hem de artık korkma diyeyim istedim. Kendini güvende hisset, olur mu kardeşim? İyi de abi, kim ne ister benden? Kimseyle bir derdim yok ki benim. Diyelim aşiret korkutmak, gözdağı vermek istedi ama... Boşanacağımı kimse bilmiyordu ki. Nasıl bir iştir bu böyle abi? Bunu da anlarız Çiçek. Sorup soruşturdukça her şey çıkar yavaş yavaş ortaya. Şu an önemli olan senin nasıl oldun. Nedeni nasılı bana bırak. Tehlike bittiğine göre şöyle rahat bir nefes aldım. Peki abi. Ama çok korktum. Gerçekten. Kötü bir şey istemedim ki ben. Savaşta ben de huzur bulalım istemiştim sadece. Ben de bunu söylüyorum ya kardeşim. Durum korkunç. Farkında değilsin dedim sana, hatırlıyor musun? Yılların töresi değişmez demiştim. Hatırlıyorum abi. Neyse. Çok şükür ucuz atlatıldı. Sen iyi olsun, gerisin düşünme. Hadi ararım seni yine. Sağ ol abi, güle güle. Şaşırdım kaldım. Ne demek bu şimdi? Bilmiyorum dayı. E nereye gitti bu kız? Bilmiyorum. Kavga falan mı ettiniz oğlum? Hayır, etmedik. Peki neden öyleyse? Savaş oğlum, akla izana sığıyor mu bu? Kavga gürültü yok ama Yasemin de yok. Olacak iş mi? Geçen gece... Çiçeğin geri geldiği sırada Ömer'in doğum günü için çıkıyordum ya ben.
Çıkamadım tabii, biliyorsun. Biliyorum. Yasemin çok üzülmüştü gidemedim diye. En son beni biraz kendi halime bırak demişti ama... Kendi halime bırak demek başka, mektup bırakıp gitmek bambaşka dayı. Kesin başka bir şey oldu. Kesin başka bir şey sıktı Yasemin canına ama ne? Değil mi amma? Dediklerimi söyledin mi İsmail'e? Söyledim, haberi var. İyi. Evet. Annesi kesin biliyordu bence. Ne yapsın kadın oğlum? Diyecek bir şey yok. Ama mutlaka ulaşman gerek senin Yasemin'e. Burada durduğuma ne bakıyorsun dayı? Çoktan konuştum bizimkilerle. Her yerde Yasemin'i arıyorlar. Hadi inşallah bulunur çarçabuk. Fidan. Efendim abla. Savaş hiç mi bir şey dememiş çıkarken? Bir şey biliyor musun sen? Yok, bilmiyorum. Arayalım istersen. Ararım ben, tamam. Hava alalım mı biraz anneciğim seninle? Ama sen böyle gülsen bir türlü, gülmesen bir türlü. Bir de baban gibi bakmıyor musun bana? Ne yapacağım oğlum ben? Annem babanı çok özlüyor. Ne yapsın söyle bana. Thank you.
Efendim? Anneciğim? Baran? Bebeğim nasıl aradın sen beni? Kiraz abla söyledim, o aradı. Ah canım. Teşekkür et, olur mu Kiraz ablana? Tamam. Neler yapıyorsun? Oyun oynuyor musun Berfin'le? Hı, oynuyoruz. Öksürüğün geçti mi? Geçti. Anneanneni üzmüyorsun değil mi oğlum? Üzmüyorum. Anne ne yapıyorsun sen? Hiç. Oturuyordum. Seni düşünüyordum. Seni çok özledim ben. Ben de seni çok özledim. Canım oğlum. O zaman bize gel anne, ne olur. Geleceğim güzelim. Geleceğim oğlum. Efendim? Yavuz ağam, Yasemin Hanım İstanbul'da değildir şu an. İstanbul'da değil mi? Nerede? Sabah çıktı, bir otele geldi erkenden. Yalnız mı geldi? Yalnız geldi, arabasıyla. Çocuk var yanında sadece. Sen söyle bakayım şu otelin yerini bana. Anladım. Savaş, yapma kendine böyle. Koy o telefonu cebine. Bulacak bizimkiler nasıl olsa. İki lokma bir şey yer misin? Yok dayı. Hiçbir şey istemiyorum canım. Hah, buldular inşallah. Efendim? Nerede dediniz? Tamam, tamam gidiyorum ben. Bakın, bu firma ile ilgili hesaplara not düşmüşüz. Bu fiyat tablosu. Bu da ürün miktarı. Yani beklediğinizin üzerinde bir rakamla geliyorlar bize. İyi. Ben de şu Alman firmasıyla görüştüm. Onlar da bir haftaya kadar ürün bekliyorlar. İç pazardan da çok talep var. Birkaç gün önceki rakamlara bakıyorum da. Mucize gibi değil mi? Maşallah deyin Hakan Bey. Maşallah, maşallah da nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Hala burada değil mi? Buradadır ağam. Gözümü ayırmamışım üzerinden. Tamam, sen dön. Emrin olur ağam. Efendim anne. Savaş, merak ettim seni. Bir arayayım dedim. Sabah da erken çıkmışsın evden. Yok, merak etme. İşlerim yoğun. Konuşacaklarım vardı da seninle. Gelince konuşuruz anne. Acelem var şimdi. Peki öyleyse. Güle güle.
Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Yasemin Hanım. Yavuz Bey. Sürprize bakın. Evet. Hiç beklemiyordum. Şaşırdım birden. Delikanlıyla tatil kaçamağı mı yaptınız? Ha evet. Oğlumla dinlenmek istedik biraz. Ne güzel. İyi etmişsiniz. Siz iyi misiniz? Sıkıntılı görünüyorsunuz. Yok. Yoksa delikanlının keyfi yerinde değil. Yok yok, Ömer iyi artık. Yani bildiğiniz gibi bir sorun yok. İyi öyleyse, sevindim. Ben de bir arazi görmek için buralardaydım. Geçerken hoşuma gitti burası. Girip bir içini göreyim dedim. Size rastlayacakmışım bir yer. Tamam, bitiriyorum. Evet. Bu da sonuncu. Al bakalım. Lara? Tabii alayım. Nereye götürüyorum? Ne güzel sürpriz bu ya. Babam beni özlemiştir dedim. Bildiniz efendim. Babanız sizi özledi. Burada da size bir sürprizi var. Tiyatro. Hem de bu akşam. Hı hı. Çiçek abla da mı geliyor? Hayır. Pelin almış biletleri. Bizi de davet etti. İyi, siz gidin. Ben zaten evde oturup film seyretmek istiyordum. Lara, yapma böyle kızım. Ben bir şey yapmadım ki baba. Siz gidin işte. Yasemin Hanım, kusura bakmayın. Böyle ayakta tuttum sizi. Bir kahve içelim mi? Teşekkür ederim de benim Ömer'i yedirmem lazım. Olur, nasıl isterseniz. Sizi sıkıntılı görünce belki biraz sohbet ederiz demiştim. İyiyim ben Yavuz Bey, sağ olun. O halde görüşmek üzere. Güle güle. Hoşça kal delikanlı. Ha, Yasemin Hanım. Hay Allah Hakan, çok üzüldüm. Çok ayıp ettiğimin farkındayım. Ama bu halde bırakıp gelemem. Aklım evde kalır. Ben de bunu istemem zaten. Kızmadın yani? Hayır. Sorun yok, rahat ol. Lara için üzüldüm ben. Ne bileyim? Ya ben olsam bozulurdum. Öyle mi? Bak bunu öğrendiğim iyi oldu, lazım olabilir. Diyorum ki, tiyatroya gidemiyoruz ama evi sinemaya çevirmeyi becerebiliriz. Sen bize gelsen. Nasıl, yemek serbest mi? Alaska frigo bile var. Tabii tabii Yavuz Bey. Otel konusunu tekrar konuşabiliriz. Yani istersek başka bir yer düşünebiliriz lansman için. Tabii. Mekan içinize sinmediyse yenisini araştırırız. Yavuz Bey, odaya çıkmam gerekiyor. Ömer'in mama saati geçiyor da. Elbette. Bunları konuşuruz nasıl olsa. Tabii. Delikanlıyı yedirin hemen. Siz de Yasemin Hanım. Neye üzülüyorsanız emin olun ki değmez. Her kışın baharı vardır derler. Çok sıkıldığınız zamanlarda hatırlayın bu sözü. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.
oğlum. Acıktın mı sen? Kim o? Yasemin. Benim. Baba. Yasemin, o mektup yazılmadı, ben de okumadım. Seni almaya geldim buraya. Savaş. Dışarı çıkalım mı biraz? Anlamıyorum Yasemin. Deliye döndüm mektubu okuyunca. Saçını teli için ben hayatımı veririm biliyorsun. Nasıl çekip gidersin böyle? Çekip gitmedim ki Savaş. Yenildim. Kabul ediyorum diye yazmışsın. Ben yanındayken, biz yan yanayken nasıl yenilebilirsin? Olmadı Savaş, olmadı işte. Bir tanem. Haklısın. Oğlumun doğum gününe yetişemedim. Ama biliyorsun değil mi? En az senin kadar kahrolduğunu biliyorsun değil mi? Sensiz olamayacağımı biliyorsun. Dünyayı kısa seni bırakmayacağımı da biliyorsun. Biliyorum. Ama Savaş bir tanem. Bak. İşte bunu duymak istiyorum ben. Bana hep bir tanem dediğini duymak istiyorum. Böyle üzüntüyle değil. Aşkla bakmanı istiyorum. Benim için başka bir yol yok çünkü. Nasıl olacak peki? Elimi tutacaksın. Benimle geleceksin. Sonra? Annenin dediği gibi Kuba mı geleceğim o eve? Ne? Pala. Pala. Efendim abla. Nem var, dalmışsın. Hiç. Ne oldu, ne diyecektin sen? Savaş'ı merak ettim. Sabah çıkmış gitmiş. Sonra ben aradım, konuşamadım. Ses de çıkmadı bir daha. Bilmiyorum abla. Gelince anlatır nasıl olsa. Savaş. Niye söylemedin bana? Çünkü annen haklıydı.
Önce ben de kızdım senin gibi. Ama sonra çok düşündüm üstünde. O da her anne gibi sevdiklerini korumak istiyor. Ve bildiği tek yol da bu. Halimize bak. Biz sadece yan yana olmak istedik. Ertesi gün çiçek ortadan kayboldu. Bizim aşkımız etrafımızdaki insanların canını yakarsa ben ölürüm. Biliyorum ki sen de ölürsün. Seni çok seviyorum ben. Ben de. İşte bunun için yazdım sana o mektubu. Tıpkı annen gibi ben de sevdiklerimi korumak istedim. Ben. Ömer'i, bebeğimizi, bizi ve başka bir yolda bulamadım. Hala başka bir yolda bilmiyorum. Biz odamıza dönelim artık. Yasemin. Baba, bak. Baba. Biraz daha mısır isteyen var mı? Ben istemem. Zaten çok yağlıydı. Aa, söyleseydin bir daha yapardım. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Uğraşma hiç. Lütfen bir daha bak. Geç oldu, ben gideyim artık. Filmi bitirseydik bari. Boş ver. Rahatsız olmayın. İyi geceler Lara. İyi geceler.
Anne nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi? Savaş bir dakika dinle. Hayır anne, sen beni dinle. Savaş, hayırdır oğlum, sakin ol. İzin ver dayı. Ne hakla anne? Ne hakla benim karım olacak kadına gidip buraya kuma gelmesini istersin? Sana bunu mu söyledi sadece? Ben bu eve gel, başımızın tacı ol dedim. Bu kıza boşuna gözdağı verilmedi. Kan davası başlarsa kimse durduramaz dedim. Nasıl koruyacağım torunumu ben? Ha? Yasemin bir ağayı sevdi Savaş. Bilmiyor musun senin omuzlarındaki sorumluluğu? Anne yeter! Yasemin biliyor her şeyi. Bu sorumluluk denen şeyin kan koktuğunu, kabusumuz olduğunu, namlunun ucunda yaşadığımızı, her şeyi biliyor. İkimiz de biliyoruz. Ama sen gidip benim karıma ne yapacağını söyleyemezsin anne. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın anne. O zaman üzerine düşen görevi yerine getir Savaş. Oğlunu emniyete al. Ben torunumu yanımda, gözümün önünde istiyorum. Ya sen hallet bu işi? Ya da? Ben halletmezsem? Ömer'le ilgili hiçbir şeye kalkışmayacaksın anne. Yasemin'e benim bilgim olmadan tek laf etmeyeceksin. Anladın mı? Merhaba güzel küçük karabalık. Ne yapıyorsun buralarda demiş. Küçük karabalık dünyayı dolaşıyorum diye cevap vermiş. Ama dünya çok büyük demiş Ay. Her yere gidemeyeceksin. Olsun demiş balık. Gidebildiğim yere kadar giderim artık. Şahmuralı'nın hazırlığının sebebi belliymiş. Gelin odası düşünüyormuş meğer. Çiçek, yavrum. Haksız mıyım yenge? Doğru değil mi söylediğimi sen söyle. Biz birlikte mi yaşayacağız şimdi burada? Aynı hane içinde ikimiz. Önce çiçek gitsin öyle gelir diyemediniz mi? Ben de bilmiyordum. Birazcık bile mi kıymetim yok burada? Hiç mi adım yok? Bunca zaman, bunca asırdır hangimizin adı olmuş çiçek? Kim bilmiş, kim saymış bizi? Ama en kötüsü umudu kaybetmek. Değil mi kızım? Asıl umudumuz olmazsa ne kıymetimiz kalır, ne adımız. Haklısın yengecim. Ama çok zor işte görüyorsun. Hiçbir yere koyamıyorum kendimi. Kimim ki ben?
Benim bir şey konuşacak halim yok Bala. Bana niye söylemedin abla? Neyi söylememişim sana? Yasemin'e gideceğini. Başka çare var mıydı Pala? Bir de sen üstüme varma Allah aşkına. Abla, şu an en son isteyeceğim şey seninle tartışmak. Ama eğer konuşsaydık, sana hata ediyorsun derdim. Sabret abla derdim. Torununu yanında istemek hakkın, tamam. Ama bu aşiretin ağası sen değilsin, Savaş. Bırak Savaş bildiği gibi çözsün. Yoksa bak torununu kazanayım derken oğlunu kaybedeceksin derdim. İyi geceler abla. Anneciğim. Gel canım, gel bir tanem. Vallahi kırkçama yaramış torunuma. Yanaklar pembe pembe olmuş, dolmuş. Gel, gel anneanneciğim, gel bak. Baba. Günaydın Çiçek. Günaydın. Nasılsın bir bakayım dedim. Akşamki tartışma. Seni de üzdü biliyorum. Haklısın. Boş ver. Benim üzülmemin ne önemi var ki? Öyle deme Çiçek. Kimsenin üzülmesini istemiyorum ben biliyorsun. Biliyorum. Sana bir şey dediğim yok zaten. Ama daha ne kadar aşağılanacağım bu evde? Daha ne kadar bu muameleyi göreceğim Savaş? Ben mi istedim bu eve gelmeyi? Ben mi istedim bu hayatı? Çek, üzülme ne olur. Ne olur artık bana güven. Nasıl Savaş? Nasıl başaracağız? Korkmayarak. Korkmak onların ekmeğine yağ sürmek olur Çiçek. Ben mutlaka bulacağım bunun arkasında ne var. Bulacaksın değil mi? Mutlaka. Odaya da kapanıp kalma böyle. Korkuların üstüne gitmezsen onları yenemezsin biliyorsun. Alo Eşref, bana mı yerleştin sen ya? Hadi İstanbul'a dön hemen, işimiz çok. Tamam. Müsait misin Savaş? Tabii tabii. Gel Hakan. Savaş. Benim sana bir şey anlatmam gerek. Hayırdır Hakan?
Nazan Hanım'ın eşi, Bora Bey. Dayınla sen yokken buradaydı Savaş. Burada mıydı? Ne münasebetle? Ablanın şirketin ortağı olması münasebetiyle. Hanimiş benim Ömer'ime. Hanimiş benim Ömer'ime. Yasemin, bana kızma anneciğim, ne olur. Niye? İşte, Savaş'a yerinizi söyledim ya ondan. Ama ne yapayım kızım, sen orada perişan, o burada perişan. Dayanamadım. Yok anne, kızmadım hiç. Anlıyorum, annelik. Ama yerini söylemem, yüzünü güldürmeye, sizi barıştırmaya yetmemiş ki. Sen böyle mahvolmuş, bitmiş durunca karşımda ben de mahvolmuş. Anne, iyi olacağım ben, merak etme. İki çocuğum var benim. Onlar için işime vereceğim kendimi. Eski Yasemin gibi olacağım, böyle çalışkan, güçlü. Dirayetli kızım benim. Şimdi çalışma zamanı anne. Yarın öbür gün hamileliğim iyice ilerlediğinde daha da zor olacak. Asıl şimdi işlere yüklenmem lazım. Haklısın. Benim yüreğime de iyi gelir çalışmak. Alınırız. Yaso, ödümü patlattın. Nereye gittin sen? Ne oldu size? Leyla teyze ne oluyor? Savaş'la ayrıldık falan diyor. Alo İsmail. Bana Nazan Hanım'ın hesap dökümlerini bulun. Ne zaman, nerede, ne kadar harcama yapmış hepsini öğrenin. Bir de şu Bora denen adamı araştırın. Neler yapıyor, kimlerle görüşüyor. Attığı her adımdan haberim olsun. Kolay gelsin Hakan. Hoş geldiniz, buyurun. Ya rahatsız olmasana, otur. Sabahtan beri bir sürü telefon aldım. Herkes birlikte çalışmak istiyor. Baksana şuna. Evet. Hayli kabarık gerçekten. Dış pazardan fazla talep var. Vallahi işler bir düzeldi, tam düzeldi. Bu sefer de yetişemiyoruz. Şirketin bir silkinmesi, bir toparlanması gerekiyor efendim. Bazı değişiklikler, bazı yenilikler şart. Ne gerekiyorsa yapalım o zaman vakit kaybetmeden. Vaktin varsa Savaş'a uğrayalım. Acil kararlar için hemen bir toplanalım. Hı hı. Sonra daha geniş kapsamlı bir toplantı yaparız. Çok iyi olur Abdülkadir Bey. Pala, pala. Peki. Alışamadın ulan. Şahnur Ana. Söyle kızım. Biz... Yasemin'le burada nasıl olabiliriz ki Şahnur Ana? Ah, ben de herkese ayrı hesap veriyorum. Yok Şahnur Ana, saygısızlık değil niyetim. Sadece biraz daha bekleyebilirdiniz. Zaten boşanacaktık Savaş'la. Ama sanki ben bu evde yokmuşum gibi başka birini çağırdınız üzerime. Hiç mi düşünmediniz ben ne hissederim diye? Çiçek, sen dahil. Herkesi düşündüm ben Yasemin'le konuşurken. Sen emanetsin bize. Üzerine titremek boynumuzun borcu. Ama o torunumun annesi. Ben ölüm kalım meselesi konuştum Yasemin'le. Bir de kapını çalıp fikrini mi soracaktım senin? Ben artık sana hayır, siz ayrılamazsınız demeye yoruldum inan ki.
İyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin? Siz Savaş'la birbirinizi çok seviyorsunuz dedim. Çok aşıksınız dedim. Yani ayrılamazsınız dedim. Zaten işte biz de bu aşkın altında ezildik. Bu aşk imkansızdı ama biz bunu aşarız sandık. Hep paramparça olduk. Ama artık yolun sonuna geldik Pelin. Çocuklarımı düşünmek zorundayım. Onlar için yaşamak zorundayım. Aşkımı içime gömeceğim ve kalbimi dinlemeyeceğim. Başka çarem yok. Yok. Ajansa değil mi? Hı hı. Hadi. Holding'de beklediğimizden daha hızlı yoluna giriyor işler. Haklısın Bey. Daha doğru düzgün bankalarla temasa geçmediğimiz halde kendileri arıyorlar yeniden çalışalım diye. Müşteriler de hem iç hem dış pazardan talepler artmaya başladı. Texas'ta da konuştum ben Halil Bey'le. Ben de sana onu soracaktım. Bir fırsatım olmadı. Bizimle çalışmaya devam etmek istiyor. Ama bir imaj düzeltme çalışmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Bizim şirketimizle ilgili karar mı veriyor? Yok yok, öyle biri değil. Tavsiyede bulunuyor. Ben her halükarda sizinle çalışacağım ama şu ara yeni bir tanıtım sizin için de bizim için de iyi olur diyor. Aslında haklı. Oğlum geçen seneki reklam kampanyasını hatırlasana. Yasemin'in düzenlediği. O zaman muhalefet etmiştim. Ama ne kadar fark etmişti işler. Gerçekten de önemli bu imaj denilen şey. Hakan? Ben de iyi olur derim. Zaten ciddi bir yapılanmaya girmemiz şart. İşleri daha da büyütmek zorundayız. Gidişat bize bunu gösteriyor. Reklam kampanyalarının aynı hızla devam etmesi yeni yüzümüzün tanıtımında da etkili olacaktır tabii. Bunu da en iyi Yasemin yapar. Yalan mı? Onun yaratıcı fikirlerine çok ihtiyacımız olacak Savaş. Doğru değil mi söylediklerim? Nazan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın yengecim? Ben iyiyim de, sen hasta falan mısın kızım? Yok, iyiyim. Baran yok mu? Evde, evde. Çok sevinecek geldiğini görünce. Annemi çok özledim deyip duruyordu yavrum. Nazan, yine kapağında içine yavrucak. Zaten sessiz kuzum. Bir köşeye çekilip öylece oturuyor. Canım benim ya. Nerede şimdi, odasında mı? Anneciğim. Oğlum. Çok özledim seni anne. Ben de seni çok özledim bebeğim. Ben de seni çok özledim. Yakışıklım. Canım benim. Ceyda. Merhaba Yasemin, hoş geldin. Sitare nerede? Yolladım gitti. Doğru düzgün çalışmıyordu hiç. Çok yoruyordu beni. Yeni sekreterimiz Nilay. Kovdun mu? Ne hakla, hangi yetkiyle böyle bir şey yapıyorsun ya? Patronluk yetkisiyle Yasemin. Ben senin ortağınım artık. Bu ajansta eşit söz hakkına sahibiz. Bir dakika, anlamadım. Sevginin hisselerini devraldım. Ne? Nasıl? Sevgi Dubai'de kaldı Yasemin. Birine çok aşık olmuşmuş, falanmış, filanmış. Neyse, hisselerini bana devretti. Yasemin Hanım, Yavuz Bey hatta odanıza bağlayayım mı? Bağla. Konuşacağız bunu sonra. Konuşuruz. Gel İsmail.
Ne yaptın? İstediklerini öğrendim ağam. Dinliyorum. Ağam, Nazan ablanın hesabında ne varsa çekilmiş. Altınlarını falan da kuyumcuya satmış kocası. Adam eve gitmiyormuş birkaç gündür. Bir de... Evet. Ağam, adam başka bir kadınla geziyor. Emin misin? Gözümle gördüm ağam. Çok uygunsuz haldelerdi, affedersin. Tamam İsmail, çıkabilirsin. Sen artık fazla oldun Noyan Efendi. Evet evet. Ben de lansman için kataloglara bakıyordum şu anda. Harika. Bugün ofisimde bir toplantı yapabilir miyiz diye soracaktım. Tabii. Benim için uygun Yavuz Bey. Saat kaç diyelim? Tamam. Görüşmek üzere. Anne biliyor musun, seni çok seviyorum ben. Dünyanın en güzel annesin. Canım benim. Sen de dünyanın en tatlı oğlusun. Benim bir tanemsin. O zaman neden seni hep özlüyorum? Geceleri gözlerimi kapatıyorum, ağlıyorum. Keşke burada olsan anne. Ben de seni öyle çok özlüyorum ki Baran'ın. Öyle çok ki. Ama artık bitecek. Seninle hep birlikte olacağız. İnan bana. Canım benim. Savaş. Ajansdan randevu aldık. Bugün öğleden sonra. İmaj çalışmalarına da hemen başlıyoruz. Yasemin dönmüş. Bizi bekliyorlar. İyi. Siz halledersiniz. Benim başka işlerim var. Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Demek ortağız artık. Aynen öyle. Artık sevgi yok. Ben varım. Peki. İşleri de paylaşalım o zaman. Biliyorsun elimizde şu anda iki büyük iş var. Biri Baldarlar, biri Aya Holding, Yavuz Bey'in işi. Yavuz Bey sende nasılsa. Bırakmanı da istemiyor. Baldarları ben alırım. Evet öyle yapalım. O iş sende olsun. Asmarladık anne. Güle güle, yemek ye biraz, süzülmüşsün. Halini hiç beğenmedim. Allah asmarladık yenge. Güle güle kızım. Oğlum dediklerimi unutma, tamam mı? Hiçbir şey üzülmek yok. Beni özlediğin zaman hemen arıyorsun. Tamam. Hadi yavrum, soğuk burası. Zaten öksürüğün yeni geçti. Hadi bakayım. Efendim Savaş? Abla, neredesin? Baran'ı görmeye gelmiştim. Şimdi çıkıyorum evden. İyi. Vaktin var mı? Buluşmamız lazım. Hayırdır? Gelince anlatır. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abdülkadir Bey, Hakan Bey, Ceyda Hanım. Memnun oldum. Ben de. Pala diyebilirsiniz. Pala Bey, memnun oldum. Buyurun. Yaratıcı ekibimiz merhaba. Zaten tanıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Eyvallah. Bu kampanyayı Ceyda Hanım yürütecek. Daha önce beraber yaptığımız çalışmalar ve şu anki beklentileriniz konusunda duruma tamamen hakim. Benim başka bir toplantım var, izninizi istiyorum. Kolay gelsin. Sanırım başlayabiliriz. Ne içersiniz? Çay. Çay. Tabii. Buyurun, sağ olun. Nasılsın? Ben iyiyim. Emin misin? Savaş bunu sormak için mi çağırdın? Abla, her şeyi biliyorum. Hatta belki senin bilmediklerini de. Ne demek bu? Abla, bu adam senin bütün paranı alıp iş kuracağız diye kandırmış. Ortada iş falan yok. Günlerdir eve gelmiyor. Daha sayayım mı? Savaş o benim. Abla, o seni... Ya ciğerini biliyorum oğlum ben. Yalancı, sahtekar. O adam seni... O adam seni kandırıyor. Görmüyor musun? Yeter Savaş. Yeter, ne olursun. Ah be ablam. Barını görmeye gittim bugün. Bana ne maymunluklar yaptı bir bilsen. Öyle mi? Bak sen şunu. Ne maymunluklar yaptı? Ben mekan değiştirmemeyi öneriyorum Yavuz Bey. Birkaç tane daha araştırdım ama. Neredeydi onların broşürleri? Hayır, getirmemiş olamam. Yanıma aldığımı hatırlıyorum çıkarken. Doğrusu şaşırdım Yasemin Hanım. Neden? Bir şey unuttuğunuzu görmedim de bugüne kadar. Yorgun musunuz? Ara verelim mi? Yok, gayet iyiyim. Gerek yok. Buradalar zaten, araya sıkışmışlar. Buyurun. Kriz yönetimi çok önemli. Doğru zamanda doğru hamle. İşin özü bu. En ufak bir hata, iyi niyetli bir açıklama her şeyi silip atabilir. Bir anda puf, uçup gider. Evet. Bu son olayda işlerimiz kötü gitti. Ama hızla toparlamaya başladık. Bu güzel. Fakat buna yaslanıp gevşeyemeyiz. Yarın öbür gün holdingin hisseleri yükselince medyada bir haber çıkar. Uyuşturucu kaçakçılığına adı karışan Baldar Holding diye. Nasıl temizleyeceğiz? Doğru. Buna engel olamayız. Ama başka çözümler de var. İsim değiştirebiliriz örneğin. Kimyon Sucu unutabiliriz. Nasıl? Kamuoyunda imaj düzelsin diye bekleyip risk almak yerine aynı ürün yeni bir marka. Bu kadar. Enteresan vallahi. Bunu söylemek bile cesaret ister. Bravo. Ne diyorsun Hakan? Düşünmek lazım. Müzik
Rica ederim Ceyda Hanım, rahatsızlık ne demek? Tabii, hiç merak etmeyin. İhtiyacınız olan bütün bilgileri ben yarın hazırlatır, bir dosya halinde yollarım. Olur mu? Asıl ben teşekkür ederim. Yoruluyorsunuz o kadar. Sağ olun. Size de iyi akşamlar Ceyda Hanım. Kolay gelsin. Çekilin yoldan, Ömer geliyor. Düt düt. Hey, ne konuşmuştuk seninle? Böyle gülüp babanı hatırlatmayacaktın hani. Al bakalım güzel kızım. İstemiyorum ki hiç. Karnındaki karnındaki o istiyor. Çok faydalı. Hadi bir dikiş de bitir. İşler çok yoğun mu? Yoğun. Çok mu yoruluyorsun anneciğim? Niye içini çektin öyle? Baldar Holding yeni bir kampanyaya başlıyor. Savaşta geliyor mu toplantılara? Gelmiyor. Hadi bitir. Sağ ol kızım. Marka değiştirmek çok ciddi mesele dayı. Uzun uzun düşünmek gerek. Doğru. Fakat bu ekip insanı çok şaşırtıyor Savaş. E tabi. Kim var başında? Kim olacak? Yasemin var. Yasemin de senin gibiydi bugün. Hayali fener gibi dolaşıyordu ortalıkta. Savaş, keşke sen de gelseydin bugün toplantıya. Gelsem mi diyeceğim dayı? Haklı Yasemin. Bunca şeyden sonra zamana ihtiyacı var. Ama ben de iyi kullanacağım bu zamanı. Eşref gelir gelmez peşindeyim bu kaçırılma işinin. Yavuz'un ne halt ettiğini anlamadan kimseye huzur yok çünkü. Orası öyle de Yasemin'e zaman vermek başka, ondan uzak durmak başka şey be oğlum. Kızın aklı yalnız kal diyor belki. Ama yüreği ne diyor, ona bakmak lazım. Yalnız bırakayım. İyilik edeyim derken bir de cezalandırma kızı. İyiyim Naracığım, aramana sevindim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Bilmem, galiba. Ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Yok ama... Bana söyleyebilirsin. Aramızda kalır, merak etme. Ben yapamıyorum. Neyi? Okulu, dersleri, hepsini. Hepsini değil, hiçbirini. İşte bak böyle oluyor. Yalnız söylüyorum, gülüyorlar bana. Boş ver sen onları. Çalışırız beraber, ben sana her şeyi öğretirim. Gerçekten mi? Çalışır mıyız? Tabii. Bütün derdin bu olsun. Çok teşekkür ederim. Beni bir tek sen anlıyorsun. Vedası ömrüme ömür, gözleri deniz dilber.
Ah bir el ver, bir el ver de yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel bir senin yanında ben olayım. İstanbul saklasın bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. İstanbul saklasın bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın İkimizi. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. İstanbul saklasın bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Çiçek. Günaydın Fidan yenge. Günaydın kızım. Dışarı mı çıkıyorsun? Ha şöyle. Bak daha şimdiden iyi gelmiş. Hadi güle güle. Sağ ol. Çiçek nereye? Ne önemi var? Ben zaten yokum bu evde, öyle değil mi? İnan git söyle çocuklardan biriyle gitsin. Bu işte Yavuz'un parmağı var kesin. Abi kendi kız kardeşini mi kaçıracak? O kadar da değil be Savaş. Ben de konduramıyorum ama... Adamlar Yavuz'un aşiretinden dayı. Sonra ben sıkıştırınca ikisinin de ölüsü bulundu. Sebep? Bilmem ki oğlum. Aklım şaştı bu işi. İyi de neden insan kardeşini böyle korkutur? Ne ister be Savaş? Tilkinin hesabına sual sorulmaz dayı. Ama ben soracağım. Elbet bir yerden bir açığını bulacağım bu meselenin. O adamları öldürenleri bulacaksın bana Eşref. Kim vermiş o emri bulacaksın. Yalnız bu üçümüz arasında kalacak. Tabii abi. Ne getirsin sana annen ha gelirken? Söyle oğlum benim hadi. Çıkıyor musun kızım? Çıkıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Yasemin. Kızım iyi misin? İyiyim iyiyim anne, merak etme. Anne anneciğim. Bakın. Bak gördün mü ne kadar kolaymış. Doğru mu yaptım? Evet öğrendin bile. Buyurunuz hanımlar. Aa, ne zahmet ettiniz. Ben hazırlardım bir şeyler. Ne zahmeti? Babam bu sandviçleri çok güzel yapar.
Lara da hep babasını över. E hakkı var. Çoğunlukla abartır. Pardon. Yiyelim mi? Merhaba Pelin. İspanyol mutfağını sever misin? Sayılır. Güzel. Çok iyi tapas yapan bir yer keşfettim. Öğle yemeğini de denemeye ne dersin? Bugün zor. Zaten işe geç gideceğim. Ne oldu? Ben de pat diye konuya girdim. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Tam tersi. Çiçek Hanım Lara'ya ders çalıştırıyor. Ben de kendime izin verdim. Çiçek Hanım derse geldi. Tamam. O zaman size iyi dersler. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi bakalım. Otursaydın daha kızım. Ne güzel sohbet ediyorduk. Sağ ol yenge. Gidelim artık. Yine geliriz. Hadi oğlum. Hadi git montunu getir. Torunumu o eve götüremezsin Nazan. Bunu bir daha söyletme bana. Götürür. Sen bu işe karışma Savaş. Asıl sen karışmayacaksın anne. Senin torununsa onun da oğlu. Yedin mi? Gel bakayım. Gel yardım edeyim. Hadi abla ben bırakayım sizi. Tamam. Şimdi bu yazdığın cümleleri öğelerine ayır. Özne, yüklem, nesne. Yoruldun mu? Evet. Tamam bırakalım o zaman. Bugünlük yeter. Gidecek misin? Çiçek Hanım da yorulmuştur değil mi Lara? Ya ama hemen gitme olur mu? Gitmesin baba. Ben biraz odamda müzik dinleyeyim geleceğim. Tamam biraz daha kalırım. Yaşasın. Sizi görünce çok seviniyorum. Lara ile vakit geçirmek bana da iyi geliyor. Bunun dışında nasılsınız? Bilmem. Yalnızım çoğunlukla. Sıkılmıyor musunuz peki? Ne değişir ki sıkılsam? Yalnızlığınız değişebilir belki. Aa, değişmez. Büyük bir yalnızlık bu. Etrafını kurutan, korkutan bir yalnızlık. Her adımım tehlikeli benim Hakan Bey. Yakınlarım içinde. Hatta orada uzakta duran Yasemin Hanım için bile. Kim bilir neler düşünüyordur benim hakkımda. Yasemin mi? Yasemin harika bir insandır Çiçek Hanım. Tanısanız seversiniz aslında. En azından dertleriniz ortak sayılır. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet, tabii. O da sizin gibi bir çıkış yolu arıyor. Aslında uzak sandığımız insanlar o kadar da uzak değiller. Öyle sandığımız için yaklaşamıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşamıyoruz. Yani böylelikle bizi neyin beklediğini de bilemiyoruz çoğu zaman. Yasemin'in orada toplantı var bugün biliyorsun. Biliyorum. Sen de gel Savaş. İş bu oğlum. Uzak durma. Yavuz Bey'le konuştum şimdi, yoldaymış. Tamam. Siz yukarıyı kullanırsınız herhalde o zaman. Biz de Baldar toplantısını burada yaparız, onlar da yoldaymış. Öyle yapalım, tamam.
Efendim? Yasemin Hanım, misafiriniz geldi. Sağ ol, geliyorum.